Herkese merhaba. Statik soru çözümleri yapıyoruz. Konumuz sürtünme. Sorumuz, şekildeki dirseğe A noktasında etki eden sürtünme kuvvetini bulunuz. B noktasındaki sürtünme ihmal edilebilir. Evet. Elimizde bir dirsek var. A noktasından ve B noktasından mesnetlenmiş 100 Newton'luk düşey yüke maruz bırakılmış. Burada dirseğin dengesini inceleyerek sürtünme kuvvetinin alması gereken değeri bulalım. Önce serbest cisim diyagramı çizelim. A noktasına tepki kuvvetlerini yerleştirelim. A noktasında bir normal bileşen, bir de sürtünme bileşeni olur. Sürtünme kuvveti kaymayı önleyici yöndedir. Daima kaymayı önleyici yöndedir. O halde dirsek kayarsa sağa doğru kayar. Dolayısıyla sürtünme kuvveti de onu kaydırmamak için sola doğrudur. Geçelim B noktasına. B noktasında sürtünmenin ihmal edilebileceği söyleniyor. O halde B noktasında sürtünme bileşeni yoktur. Sadece normal bileşen vardır. Yani dayanma yüzeyine dik bir kuvvet vardır. Tepki kuvveti. Serbest cisim diyagramını tamamladık. Uzaklıkları gösterdik. Şimdi sürtünme kuvvetini denge denklemlerinden bulalım. C noktasına göre moment alalım. Neden C noktasına göre moment alıyoruz? Çünkü iki tane bilinmeyen kuvvetin tesir çizgileri C noktasında kesişiyor. O halde C noktasına göre moment alarak hemen sürtünme kuvvetini bulabiliriz. Toplam moment C eşittir sıfır bağıntısından sürtünme kuvvetinin alması gereken değeri buluyoruz. 41.7 Newton'muş. Peki sürtünme kuvveti bu değeri alabilir mi? Biliyoruz ki sürtünme kuvvetinin bir sınırı var. Alabileceği değerin bir sınırı var. O da μSn. Sürtünme kuvvetinin alabileceği en büyük değer μSn'e eşittir. μS verilmiş 0.6. O halde n'i bulmamız lazım. N'i de düşey dengeden kolayca bulabiliriz. N eşittir 100 Newton olduğu kolayca gözüküyor. Yerine yazarsak sürtünme kuvvetinin alabileceği maksimum değeri buluruz. Sürtünme kuvvetinin alabileceği en büyük değer 60 Newton'muş bu şartlarda. Ama alması gereken değer 41.7 Newton. O halde mesele yok. Sürtünme kuvveti 41.7 Newton'luk değeri alır ve dirseği dengede tutabilir. Cevap 41.7 Newton'dur. Hoşça kalın.